Tarihine kalan herkese selamlar. Arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı ünitesiyle devam ediyoruz. Konumuza geçmeden önce emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. O halde hazırsak, başlıyoruz. <laughs> Sevr Antlaşması. Mebusan Meclisi kapalı olduğu için Mebusan Meclisi'nin onayına geçmedi. Bu yüzden hukuken geçersizdir. Bunun üzerine Anadolu'daki tek güç olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacaklar. Damat Ferit Sevrin taslağını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal bakıyor ki biz Sevri imzalamıyoruz, onaylamıyoruz. Sevri imzalayanı da onaylayanı da vatan aynı diyecek. Evet. Böylece oracıkta damat Ferit vatan aynı arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Peki Sevr Anlaşması imzalanmadığı için, onaylanmadığı için İngilizler ne dedi? Yürüyün lan saldırın diyerek 3 koldan saldırıya geçecekler. Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesi olmak üzere 3 cephe açılacak ve Kurtuluş Savaşı'nı yapacağız. Şimdi arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri sırasıyla sizlere aktaracağım. Öncelikle Doğu cephesi ile başlıyoruz. Bu cephesi açılan ilk cephedir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Peki biz bu cephede kiminle savaşıyoruz? Ermenilerle ve Gürcülerle savaştık. Unutmayın. Peki buradaki ordu kimin ordusu? Osmanlı Devri'den kalan son düzenli ordudur. Unutma Osmanlı Devri'den kalan terhis edilmeyen son düzenli ordu 15. kol ordudur arkadaşlar. Peki bu ordunun komutanı kim? Tabii ki 15. kol ordu komutanı. Kazım Karabekir. Unutmayın. Kazım Karabekir Ermenilere karşı mücadele verecek arkadaşlar. Kazım Karabekir ne yapıyor? Ordusuyla beraber doğudaki bütün Ermenileri topraklarımızdan atıyor. Hızını alamıyor bizim Kazım. Kollamaya devam ediyor. Ve Ankara'dan Gazi Mustafa Kemal Kazım Karabekir'e bir telgraf çeker. Kazım orada kedi ile farenin oynaştığı gibi oynaşma. Derhal o cepheyi kapat ve bütün askerimizi Batı cephesine kaydır. Bizim asıl savaştığımız cephe Batı cephesidir diyor. Bunun üzerine Kazım Karabekir Ermeniler ile Gümrü Anlaşması'nı imzalayacak ve böylece Doğu cephesi kapanıyor akarsa. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri başarısı nedir? Doğu cephesidir. Peki Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk askeri ve siyasi başarısı nedir diye sorulacak olursa tabii ki gümrü anlaşmasıdır arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Kazım Karabekir buradaki kahramanlığından dolayı, buradaki üstün galibiyetten dolayı şark fatihi olarak anılmıştır arkadaşlar. Doğunun fatihi olarak bilinir. Unutma. Tabii Kazım Karabekir aynı zamanda yetimlerin babası olarak da geçmektedir. Bunu da bilin. Gümrü Anlaşması. Arkadaşlarım Gümrü Anlaşması Doğu Cephesi'ni kapatan anlaşmaydı. Ermeniler ile Türkiye Büyük Millet Meclisi arasında yapılmıştır. Peki maddeler nelerdir? Bir, Ermeniler Sevr Anlaşması'nı tanımayacak kardeşim. 2- Ermeniler işgal ettikleri topraklardan geri çekilecek, boşaltacak. Ve üç, Aras Nehri ve Çıldır Gölü sınır kabul edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet diye sorulacak olursa Ermenistan. İlk itiraf devleti Fransa, ilk büyük Avrupa devleti Rusya'dır arkadaşlar. Unutmayın ilk Müslüman devlet Afganistan'dır. Birazdan detaylı olarak işleyeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alanda kazandığı ve imzaladığı ilk anlaşma Gümrü Anlaşması'dır. İlk defa bu anlaşmada Türkiye tabiri kullanılmıştır arkadaşlar. Unutmayın doğu sınırını şekillendiren 3 anlaşma var. Lütfen dikkat edin. Gümrü, Moskova ve Kars anlaşmaları. Gümrü anlaşması doğu cephesini kapattı. Moskova anlaşmasıyla biz Batum'u Rusya güdümündeki Gürcistan'a bırakacağız ve böylece doğu sınırımız tekrar güncellenecek. Kars anlaşmasıyla doğu sınırımız son hali. Kesin halini almış olacak. O yüzden bu üçünü lütfen dikkat edin. ÖSYM'nin geçmiş yıllarda devamlı sormuş olduğu sıra sorustur. 1-2-3 diye öncül verir. Yukarıdaki anlaşmalardan hangileri bu sınırıyla alakalı maddeler içermektedir diye sorar. Siz ne diyeceksiniz? 1-2-3 yani Edirne'yi işaretleyeceksiniz. Evet. Güney cephesiyle devam ediyoruz. Bakın Doğu cephesi bu kadardı. Bizim Doğu cephesi bilmemiz gerekenler en büyük nokta bir. Oradaki ordunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordu değil. Osmanlı'nın kurmuş olduğu son düzenli ordu olduğunu bilin. Bunu ÖSYM e soruyor. İkincisi Doğu cephesini kapatan anlaşma Gümrü Anlaşması'dır. İleride Moskova ve Kars Anlaşmaları'yla artık kesin hali alacak. Bakın. Güney cephesinde düzenli ordu yok arkadaşlar. Kuvay Milliye var. Milli mücadele döneminde açılan ilk cephe tabii ki Güney cephesidir. Dikkat et düzenli ordu savaşmıyor. Kim savaşıyor kardeşim? Kuvay Milliye. Kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk herkes mücadele edecek. Evet. Urfa, Antep, Maraş, Adana illerinde kadın erkek, çoluk çocuk herkes mücadele ediyor arkadaşlar. Neden? Vatanı için, namusu için, dini için, bayrağı için, bu topraklar için arkadaşlar canını siper ediyor. Evet. Bakın bu cephede birliği sağlamak adına Gazi Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak'ın da katılmasıyla Pozantı Kongresi düzenlenmiştir. Mustafa Kemal'in katılmış olduğu son kongredir arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda yapılan gizli anlaşmalar vardı. Gizli anlaşmalarla Güney bölgesini İngilizler kendisine ayırmıştı. Fakat Fransa itiraz edince tamam dostum dedi ya sen yeter ki iste. Senin canın sıkılmasın dedi. Ben sana isteğin yeri veriyorum diyerek Güney bölgesini ve Suriye'yi Fransa'ya verdiler. Değerli arkadaşlar Fransız'a ve Ermenilerle biz bu cephede savaşacağız. Güney cephesinde düzenli ordu yok dedik kardeşim. Peki kimler var? Tabii ki Anadolu kahramanları. Kimler hocam bunlar? Maraş'ta Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Kılıç Ali var. Evet. Antep'te Şahin Bey, Kara Yılan var. Urfa'da ise Ali Sahip Bey var. Adana'da Tufan Bey var. Fransızlar diyor ki ya kardeşim bu ne biçim bir iş diyor ya? Bu Türkler de eğlenmesini bilmiyor. Hiç eğlence merkezi yok. 300-500 diskolar yok bu ne biçim bir hayat diyor diyerekten kendilerine küçük çapta bir balo düzenleyecekler. Dikkat edin. Küçük çapta bir balo düzenleyecekler. Ve o balo tabi Rum kızları da var. İşte Rum kızları Fransız erkeleri eğlendiriyor. O esnada Fransız asker diyor ki kızara iste senin için şu Türk'ün gözünü oyayım. İste senin için şu Türk'ün kulaklarını keseyim. Dilini koparayım diyecek. Bunun üzerine kızlar diyor ki siz ne diyorsunuz bu ya? He? Şehrin meydanında Türk bayrağı dağılıyor. Türk, siz daha o bayrağı indirecek gücünüz yokken, yok şu gö Türkün gözünü oyayım, yok şu Türkün kulakları koparayım diyorsunuz. Sıkıysa o bayrağı indirin diyecek. Bunun üzerine Fransız askerler şehrin meydanındaki Türk bayrağını indirecekler. Yerine Fransız bayrağı asılacak ve ertesi sabah Cuma namazı arkadaşlar, Cuma gün olduğu için Cuma namazı kılınması adına. Halk camiye akın ediyor. Cami içerisi hınca hınç dolu. Bunun üzerine Rıdvan diyor ki şehrin meydanında Fransız bayrağı dalgınırken ben asla cuma namazı kıldırmam diyerek cemaati ayaklandırıyor ve arkadaşlar işgallere karşı mücadeleye çağırıyor. Evet bakın bu kahramanlıkları saymakla bitmez arkadaşlar. Özellikle kadın kahramanlarımız var. Evlenme arefesinde olan kadın kahramanımız gelinliğini satıyor ve onun parasını milli mücadeleye başlıyor. Evet işte bu vatan kolay kazanılmadı arkadaşlar. Peki hocam Anadolu'da ilk silahlı direniş nerede başlamıştır? Hatay dört yolda başladı arkadaşlar. Bunu da unutma. Güney cephesi batı cephesinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra Fransa ile imzalanan 1921 Ankara Anlaşması ile kapanmıştır arkadaşlar. Şimdi bu anlaşmanın tek tek sizinle beraber birazdan içeriine bakacağız. Öncelikle Güney cephesindeki başarılarından dolayı Ünvanlar alan şehirlerimize bakalım kronolojik olarak Antep, Maraş, Urfa. Antep 1921 tarihinde Gazi unvanını almıştır. 1973 tarihinde Maraş Kahraman unvanını almıştır. 1984 tarihinde Urfa şanlı ünvanını almıştır. E hocam Kurtuluş Savaşı'nı yapan illerimiz arasında en büyük iller arasında Erzurum'da vardı. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir orada mücadele etmişti. Neden Erzurum'a kahraman Erzurum şanlı Erzurum diye ünvan vermedik? Çünkü Erzurum'da yani Doğu illerinde düzenli ordu vardı. Ama güney cephesinde halkımızın mücadelesi var. Kuvayi Milliye var. O yüzden halkı ödüllendirmek adına ünvanlar veriyoruz arkadaşlar. Bakın bunları bilelim. Bunları kırmızıcık olarak sorabilir. Dikkat edin. Peki Kurtuluş Savaşı'ndaki göstermiş olduğu kahramanlıklardan dolayı İstiklal madalyası alan bölge ve illerimiz hangileridir? Sırasıyla bakıyoruz. İnebolu. İstiklal madalyası alan ilk bölgemizdir arkadaşlar. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi. Dikkat et. İlk il derse Maraş'tır arkadaşlar. Unutma. Antep ve Urfa. Bakın en son alan ilimiz Urfa'dır. Şimdi milli mücadeledeki Türk kanallarımıza bakacak olursak hayat hikayelerini ben size burada anlatmak isterdim. Fakat arkadaşlar işte bazı arkadaşlarımız hocam videoların süresi çok uzun değil mi diyenler oldu. Halbuki videolarımızın süresi genelde 40 dakika 45 dakika arkadaşlar maksimum 50 dakikayı buluyor. Ben bunu kısaca olursam konuları elemek zorundayım. Ki PDF'lerde yazılan tüm bilgiler ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sormuş olduğu sınav soruları. Yani benim böyle bir lüksüm yok. Diğer YouTube kanallara bakacak olursanız arkadaşlar ya da elinizdeki konu anlatım kitaplarına bakacak olursanız ben o YouTube kanallara göre ya da elinizdeki kitaplara göre ben özetini çıkarıp da size aktarıyorum. Yani özetin özetini veriyorum arkadaşlar. Yani ben burada milli mücadeleki Kara Fatma'nın hikayesini, Kılavuz Hatice'yi, Binbaşı Ayşe'yi, Onbaşı Halide'yi bunların hikayelerini size anlatmak isterim. Fakat dediğim gibi bazı arkadaşlarımız videoların süresine takılı kalıyor. Ben tek videoda tüm konuyu bitiriyorum. O yüzden değerli arkadaşlar videonun süresine değil içerine bakın, anlatışlarınıza bakın. Eğer anlatım sizin hoşunuza gitmiyorsa diğer kanallara gidersiniz. O kanallardan izlersiniz, takip edersiniz. O yüzden Milli Mücadele Türk kadınları en azından isimlerini size sayalım. Kara Fatma, Tayyar Rahmiye, Gördesi Makbule, Kılavuz Hatice, Binbaşı Ayşe ve Onbaşı Halide gibi ve daha ismini sayamadığımız onlarca kadın kahramanlarımıza selam olsun arkadaşlar. Evet Batı cephesine bakacak olursa değerli arkadaşlarım aranızda şunu di diyenler olacaktır. Hocam Güney cephesindeki o Ankara anlaşması maddelerini işlemeyecek miyiz diyenler olacaktır. Arkadaşlarım Batı cephesi ile Güney cephesi senkronize bir şekilde aynı anda savaşlar yapılıyor. Biz Batı cephesinde Sakarya Meydan Muharebesini kazanacağız. Güney cephesindeki Fransızlar ne diyor? Biz savaşmaktan çekiliyoruz kardeşim diyerek 1921 Ankara Anlaşması'nı imzalayıp çekilecekler. O yüzden ben Ankara Anlaşması'nın maddelerini Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra size anlatacağım. Ve orada Güney cephesinin nasıl kapandığını bir kez daha görmüş olacağız. Merak etmeyin. Şimdi... Batı cephesine bakacak olursa değerli arkadaşlar bakın Baltı cephesinde önemli savaşlarımız var. Tabi Gediz Taarruzu, Aslanlar, Dumlutlular, Taarruzları bunları saymazsak önemli 5 savaşlar arkadaşlar. 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruzu tek tek size şimdi anlatacağım. Bakın Gediz Taarruzu'yla başlıyoruz arkadaşlarım. Taarruz diyoruz yani saldırıya geçiyoruz. Hatırlayın bir sizinle beraber şöyle geçmişe gidelim daha arkadaşlar. Geçmişe gidelim. Batı cephesini kuran iki tane kongre vardı. Hangi kongreler? Balıkesir-Alaşehir kongreleri. Bakın pdf'ye ben yazmadım. Video süresi uzamasın diye yazmadım. Ama şu an içim el vermedi. Anlatacağım arkadaşlar. Balıkesir-Alaşehir kongreleri ile Batı cephesi kurulmuştur. Bu bir. İkincisi, Sivas kongresinde temsil heyeti Ali Fuat Batı cephesi kuvayi milli komutanlığı başına atamıştı. Değil mi? Çerkesime bağlı Kuvayi Seyyare birlikleri ile Arif yun ordusu Yunanlara karşı saldırıya taarruza geçecek ve maalesef yenilgiyle sonuçlanacak. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal diyor ki Alif Açevesoy'a neden saldırdın? Gücümüzü ifşa ettin. Savunma yapmak varken neden saldırdın? diyerek Alif Açevesoy'u alır Moskova Büyükelçiliğine gönderir. Yani hocam bir nevi sürgün gibi yani gözümün önden defol anlamına geliyor. Evet. Siz Mustafa Kemal'den talimat almadan kafanıza göre neden saldırıyorsunuz kardeşim? Size kim dedi saldırın diye? Gücümüzü ifşa ettiniz. Diyerek Mustafa Kemal çok sinirlenir. Ve Batı cephesine İsmet İnönü atanır arkadaşlar. Batı cephesi ikiye bölünüyor. Kuzey ve güney olmak üzere ikiye bölünüyor arkadaşlar. Kuzeyinde İsmet İnönü, Güneyinde ise Refet Bela var. Unutmayın. Tabi Gediz Taarruz'un başarısız olmasıyla Mustafa Kemal diyor ki bu şekilde biz Kurtuluş Savaşı'nı kazanamayız kardeşim. Biz bu şekilde vatanı kurtaramayız. Bizim düzenli orduyu kurmamız şart diyerek Gediz Taarruz'dan sonra düzenli ordu kurulmuştur. Dikkat et. Bunu Öztürk'e sordu geçmiş yıllarda. Düzenli ordunun kurulmasıyla Mustafa Kemal tüm kuva-i sesleniyor. Gelin düzenli orduya katılın diyecek. Fakat herkes katılırken Çerkez İten ve Demirci biz asla düzenli orduya katılmayız. Biz feri takılmayı seviyoruz kardeşim diyerek düzenli orduya karşı çıkıp isyan edecekler. Hayda bizim canımız burnumuzda Yunanlarla uğraşıyoruz Fransız ve Ermenilerle uğraşıyoruz. İçimizdekiler çıkıyor diyor ki biz düzenli orduya katılmayız. Arkadaşlar Türk ordusunu zor duruma sokmuşlardır. Evet. Düzenli ordu kurulduktan sonra firariler hakkında kanun çıkarıldı. Yani asker kaçaklarını önlemek adına firariler hakkında kanun çıkarıldı. Ve bu kanun ile istigal mahkemelerinde yargılanacaklar ileride. Birinci İnönü Savaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı arkadaşlar. Peki savaşın yapılma nedenleri nelerdir? Bir, Yunanlar Çerkezden isyanına faydalanmak istiyorlar. Lan hazır Türkler arasında bir isyan çıkmışken tam beklemedikleri anda saldırıya geçemeyecekler. 2- Yunanların Ankara'yı alarak milli mücadeleyi sonlandırmak istemesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sevr Anlaşması'nı kabul ettirmek için saldırıya geçecekler ve biz 1. Yunan Savaşı'nda savunma yapıyoruz ve kazanıyoruz arkadaşlar. Bu savaş Metris Tepe mevkisinde yapılmıştır. Bunu da bilin. Peki savaşın sonuçları ne oldu hocam? Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı 1. İnönü Savaşı'dır. Dikkat et. Türkiye Büyük Millet Meclisi olan güven artmıştır, artmıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal olan güven artmıştır. Düzenli orduya katılım artmıştır. Ve Batı cephesi birleştirilmiştir. 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarına bakacak olursak talim diye kutluyoruz. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Afganistan Dostluk Anlaşması, Londra Konferansı, İstiklal Marşı'nın kabulü, Moskova Dostluk Anlaşması. Arkadaşlarım bu kodlamayı lütfen bilin. Normalde kodlamaya karşıyım fakat bunu bilmenize fayda var. Talim ya da milat diye kodlayabilirsiniz. Kronolojik değildir. Sadece kodlama için bu şekilde kodladık. Birazdan bunların ne olduğunu tek tek sizinle beraber detaylı olarak işleyeceğim. Birinci İnönü Savaşı'ndaki başarısıyla İsmet İnönü generallik rütbesine yükselmiştir. Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra Gazi Mustafa Kemal şu sözleri söylüyor. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara materini sözünü Birinci İnönü Savaşı'ndan sonra söylemiştir arkadaşlar. Bu söz normalde namı kemale aittir. Namı kemalin dizerini kendisine uyarlayıp söylemiş arkadaşlar. Dikkat. Genelde ÖSYM e Mustafa Kemal'in sözlerini soruyor. Son zamanlarda dikkat et. Evet. Birinci Dünya <laughs> <yazılı gülüyor> sonuçlarını tek tek ele alacağız. Bir. Teşkilat-ı Esasi'nin kabulü. Hocam Teşkilat-ı diğer ismi 1921 Anayasası'dır. Yeni Türk Devleti'nin ilk yazılı anayasası Teşkilat esasiye yani 21 anayasası arkadaşlar bu anayasayla egemenlik halka verilmiştir. Bu anayasa layık değildir unutma. Ne zaman layıklaşacak anayasalarımız? 24 anayasasının 28 değişikliğiyle layık hale gelecektir. Tek yumuşak anayasa 21 anayasasıdır. Genel geçer maddeler var. Çok az bir madde var arkadaşlar. Çünkü biz bunu birinci nöso şey yani kurtuluş savaşı esnasında hazırladığımız için genel geçer maddeler var yumuşak bir anayasanızdır arkadaşlar. İlk yapılan değişiklik, 21 Anayasası yapılan ilk değişiklik devletin rejimi cumhuriyettir maddesi eklenecek. Afganistan Loska Anlaşması yapıldı. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tanıyan ilk İslam ülkesi Afganistan'dır arkadaşlar. Ayrıca Afgan Kralı Amanullah Han Türkiye'yi ziyaret eden ilk resmi devlet adamıdır. İstiklal Marşı. 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşımız ilan edilecek. Bakın arkadaşlar bunu sizinle beraber daha detaylı bir şekilde ele alacağım. Çünkü İstiklal Marşı ile alakalı ÖSYM çok sorular sormuş geçmiş yıllarda. Yine sorma ihtimali çok yüksek. Özellikle AYT ve KPSS öğrencileri bu kısmı biraz daha dikkat etsin. İstiklal Marşı dönemin marif vekaleti yani Milli Eğitim Bakanı tarafından bir Yarışma düzenliyor. Hangi millet bakanı? Hamdullah taro ver. Hocam Hamdullah Süpitarover bir şiir yarışması söyler. Bu şiir yarışmasından birinci gelen şiir Türk milletinin marşı olacak. Binlerce şiir yarışmaya katılır. İlk başlarda Mehmet Adif Ersoy yarışmaya katılmak istemez. Neden? Çünkü yarışmada birinci gelen kişiye büyük bir para ödülü var. 500 TL gibi büyük bir para ödülü var. O yüzden Mehmet Akif Ersoy yarışmaya katılmak istemez. Eğer ben yarışmaya katılırsam bah, 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 e bak 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 Mehmet Akif'e bak para için yarışmaya katılıyor derler diyerekten yarışmaya katılmak istemez. Hamdullah Sufi Tanrover'in araya girmesiyle yarışmaya katılacak arkadaşlar. Açık ara farkla birinci gelecek. Hatta arkadaşlar yarışmaya katılan bir komutanımız da var. Kim bu? 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir. Evet. Kazım Karabekir İstiklal Marşı yarışmasına katılmıştır. Hatta şiirin ismi Turan olması lazım. Turan. Evet. Arkadaşlar Mehmet Akif'in şiiri açık ara farkla birinci gelir ve büyük bir para sahip oluyor. Bu paranın tek bir kuruşa dahi dokunmadan Darül Vesa'ya başlıyor. Oysa ki Mehmet Akif Ankara'nın ayazında o soğuk kış şartlarında yırtık paltosu delik ayakkabısıyla yaşıyor arkadaşlar. Bakın bu vatan kolay kazanılmadı arkadaşlar. Bütün parayı Darül Mesai'ye bağışlamıştır. Darül Mesai dediğimiz askeri kıyafetlerin dikim evidir arkadaşlar. Unutmayın. İstiklal Marşı'nı Taceddin Dergahı'nda yazmıştır. İşte Mehmet Akif Ersoy Taceddin Dergahı'na kapanır. Mum ışığında gaz lambasının altında düşünür. Metehan'dan Atilla'ya. Atilla'dan Alaaddin Keykuvat'a. Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye. Şöyle bir bakar. O ihtişamlı günlerimizi göz önüne getirir ve şu an içinde bulunduğumuz bunalımlı durumu göz önüne getiriyor. Ve alıyor eline kalemi korkma diyerek başlıyor. Mehmet Akif Ersoy büyük duygular içerisinde arkadaşlar İstiklal Marşı'nı yazmıştır. Her bir satırı duygu arkadaşlar. Evet. İstiklal Marşı'nı Kahraman Türk Ordusu'na ithafe yazmıştır. Unutmayın orada ne diyor korkma. Kime sesleniyor? Kahraman Türk ordusuna sesleniyor. Korkma diyor korkma. Evet. Güftecisi yani yazarı Mehmet Akif Ersoy'dur arkadaşlar. Ve İstiklal Marşı'mız ilk defa 1982 anayasasında yer almıştır. Peki hocam İstiklal Marşı'mız ilk defa hangi gazetede yer aldı? Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde yer almıştır. Dikkat et. İlk bestecisi Ali Rıfat Çağatay'dır. Günümüz bestesini hazırlayan ise Osman Zeki Üngör'dür arkadaşlarım. İlk yayımlandığı dergi ise Sevilur Reşat dergisidir. Sevilur Reşat dergisi Mehmet Akif Ersoy'un dergisidir. Yani kendi dergisini ilk defa yayınlamıştır. Evet Moskova Otuska Anlaşması'na bakacağız. Arkadaşlar Moskova Otuska Anlaşması 16 Mart 1921 tarihinde yapılmıştır. Rusya ile yapıyoruz. TV ile Sovyet Rusya arasında yapılan bu anlaşmanın içerisine bakacak olursak. Rusya diyor ki Mustafa Kemal'e ben size milli mücadele, bu Kurtuluş Savaşı'nda size destek olacağım. Ne kadar asker isterseniz göndermeye hazırım. Ne kadar silah isterseniz göndermeye hazırım diyecek. Yani Kurtuluş Savaşı'nda bizi destek oluyor Sovyet Rusya. Neden? Çünkü arkadaşlar eğer Kordusu Savaşı kaybedecek olursa Anadolu işgal edilecek. İngilizler Fransa tarafından işgal edilecek. E işgal edilirse ne olur? Fransa ve İngilizler rotayı yukarı doğru çekerler. Yukarı deniz üzerinden hop Rusya topraklarına. Yani bana saldırırlar diyor. O yüzden Türk ordusu bu savaşı mutlaka kazanması lazım. Kazansınlar ki benim sınırlarım tehlike altına girmesin diyerek Türk ordusuna silah yardımı bulunacak. moskova anlaşmasını yapıyoruz ve moskova anlaşmasını yaparken Rusya diyor ki kuru kuruya dostluk olmaz. E ne olacak? Bana diyor Batum'u ver yeter diyor bana Batum'u ver. Biz de diyoruz ki kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Batum'u verelim Rusya'nın desteğini kazanıp Anadolu'yu kurtaralım diyoruz. Ve arkadaşlar Misa Kamil'den ilk taviz Batum'dur. Batum'u Rusya güdümündeki Gürcistan'a bırakıyoruz. Burada unutmayın. Matyara bakacak olursak iki taraftan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğeri de tanımayacak kardeşim. İki, Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalan tüm anlaşmalar geçersiz kabul edilecek. Yani Rusya diyor ki geçmişe bir sünger çekelim. Tertemiz bir sayfa açalım diyor. Dostluk kuruyoruz. O yüzden dikkat bu madde önemli bizim için. Sovyet Rusya misak-ı milliyi tanıyacak. Sovyet Rusya kaptasyonların kaldırılacağını kabul ediyor arkadaşlar. Dikkat bunu Yasin'e sordu. Çok baba bir sorudur. Çok sağlam bir sorudur. Sovyet Rusya kapitülasyonun kaldırılacağını aşağı gelen hangisiyle kabul etmiştir diye ÖSYM'e sormuş. A şıkkı Lozan Barış Anlaşması, B şıkkı Moskova Dostluk Anlaşması diye veriyor böyle. Şimdi öğrenci ne diyor? Lan diyor kapitülasyonlar ne zaman kaldırıldı? Lozan Barış Anlaşması ya ne kadar kolu yapıştır lan cevap, Lozan. Nah Lozan. Lozan ile arkadaşlar. Moskova Dostluk Anlaşması'nda Sovyet Rusya kapitülasyonun kaldırılacağını kabul etmiştir. Unutma. TV'yi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti diye soracak olursa tabii ki Sovyet Rusya'dır. İlk devlet Ermenistan. İlk büyük Avrupa devleti Sovyet Rusya'dır arkadaşlar. Londra konferansı bakacak olursak. Londra Konferansı 23 Şubat 12 Mart 1921 tarih arasında yapılmıştır. Değerli arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nı kazandığımız için hemen devreye İngilizler girecek mi diyecek ki? Ya durun diyecek, durun, sakin ol. Anlaşabiliriz. Gelin masaya oturup anlaşalım. Savaşa gerek yok, kan dökülmesin diyecek. Bunun üzerine Osmanlı devletini çağıracaklar. Bak baba olaya bak. Osmanlı çağırıyorlar. Arkadaşlar bizi Londra konferansına İtalya davet ediyor. İtalya. Evet. Hem İstanbul hükümeti hem de Devlet hükümetini birlikte çağıracaklar. Amaçları ne? Amaçları ikilik çıkarmak ve konferans esnasında sürekli söz hakkını tek bir tarafa verip aralarına kavga çıksın ve böylece biz de o kargaşadan yaralanıp sevri imzalatırız diyecekler. Londra konferansının en büyük amacı Yunanistan'a zaman kazandırmak ve arkadaşlar sevri anlaşmasını imzalatmak olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına katılan Bekir Sami Bey'dir. Osmanlı katılan Tevfik Paşa'dır. Namı diğer Teyfik. Unutmayın. Konferans başlıyor arkadaşlar. İşte bütün Godaman devletleri hepsi orada. Bekir Sami Bey, Teyfik hepsi yerini almış. Sürekli söz hakkını Tevfik Paşa'ya verecekler. Bekir Sami Bey'e hiç söz hakkı verilmiyor. Teyfik ayağa kalkar ve der ki. Sözü milletin asıl tem temsilcisi olan Bekir Sami Bey'e bırakıyorum der. Bekir Sami Bey ayağa kalkar ve başlıyor misak-ı milli anlatmaya. Böylece İngilizler şok. Nasıl olur? Lan, nasıl olur? Bizim amacımız bunları birbirine düşürmekti. Bunlar dayanışma içerisindeler. Nasıl olur diyerek İngilizlerin itilaf Devletleri'nin kötü planları suya düşecek arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Tevfik adamdır gerçekten. Tevfik'in yaptığı adamlığı görüyoruz. İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını tanımıştır. Konferans sonunda Bekir Sami Bey tabi biraz gaza geliyor. herkes beğeniliyor. Of. Adam acayip derece kaptırmış kendini. Ve Bekir Sami Bey o havayla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden habersiz bir şekilde İngiltere Fransa ile ikili anlaşmalar yapacak. Anadolu'ya gelince Mustafa Kemal anlatıyor. Ben diyor başladım misakımı ilan etmeye. çatır çatır anlattım. Helal lan Bekir. E başka ne yaptın? Konferans sonunda diyor hem İngiltere ile hem de Fransa ile ikili anlaşmalar yaptım. Lan sen böyle bir anlaşmayı nasıl yaparsın diyerek bizden habersiz böyle bir anlaşmayı nasıl yaparsın diyerek Bekir Sami Bey'i görevden alıyoruz. Yerine Dışişleri Bakanlığı'na kim atacağız? Yusuf Kemal Tengirşek. Unutma arkadaşlar bakın bunlar direkt çıkmış sınav sorusu. Evet geliyoruz ikinci nöbet savaşına. ikinci nöbet savaşının yapılma nedeni nedir? Çok basit. Bir, Yunanlılar birinci nöbet savaşının öcünü almak istiyor. iki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yok edip Anadolu'ya hakim olmak ve sevri imzalatmak istiyorlar. Amaçları bu. Arkadaşlar birinci dünya savaşını biz kazandık ya Rumlar kaybetti. Bunun üzerine Rumlar diyor ki Kardeşim birinci Nesil savaşı taarruz keşif savaşıdır. Yani keşif amaçlı yapılan bir taarruzdur. O yüzden siz şimdi görün savaşı. Savaş yeni başlıyor diyecekler. Evet arkadaşlar Yunanların taarruz keşif olarak adlandırdıkları savaş birinci İnönü Savaşı'dır. Asıl savaş şimdi başlıyor diyecekler ve ikinci kez saldırıyorlar. Biz ikinci İnönü Savaşı'nı yapıyoruz ve kazanıyoruz arkadaşlar. Evet. Yunanlar Koçgir e ayaklanmasını fırsat bilip saldıracaklar. Birinci İnönü Savaşı esnasında Çerkez isyanını fırsat bilip saldırıya geçtiler. İkinci İnönü Savaşı esnasında Koçkir e ayaklanmasını fırsat bilip saldırıya geçtiler. Bunlar bizim için önemli. Dikkat! Aynı zamanda Koçkira ayaklanması ÖSYM 2021 ya da 2020 yılında AYT sınav sorusu olarak sordu. Dikkat et. Savaş sonuçlarına bakacak olursak Fifi diye korkuyoruz. Fransa Zonguldak ve çevresini boşaltacak. İtalya Anadolu'dan çekilmeye başlayacak. Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne askeri ateşkes önerisinde bulunmuştur. Ve İngiltere elindeki eski Türklerin bir kısmını serbest bırakmıştır arkadaşlar. Evet. Bir notumuz var. Mustafa Kemal 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İsmet İnönü'ye bir telgraf çekiyor. Diyor ki siz orada yalnızca düşmanı değil Türk milletinin makus tarihini yendiniz. Yani siz orada yalnızca düşmanı değil Türk milletinin kötü tarihini de yendiniz. Şeytanın bacağını kırdın İsmet diyor. Biz uzun yıllardır arka arka iki savaş kazanamıyorduk. Sen bu kötü taliye bir son verdin. Arka arkaya iki savaş kazanarak bu kötü gidişata bir son verdin diyerek bu sözü söylemiştir. Dikkat. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Aslı Hallar Dumlu Pular muharebesi var. Bakalım. Şimdi biz arka arka iki savaş kazanınca Refet gaza gelecek arkadaşlar. Kendi birliğiyle beraber Yunanlara karşı saldırıya geçecek. Taarruz yapacak. Bunun üzerine tabii biz büyük bir hezmete uğrayacağız. Yenilgi alacağız. Bu başarısızlığın üzerine Mustafa Kemal Refet Bey'i görevden alacak ve Batı cephesini tamamen İsmet İnönü'nün komutasına bırakmıştır. Aslanlar Dumlupınar mücadelesi saldırı yaptığımız ve başarısız olduğumuz bir savaş arkadaşlar. Böylece Türk ordusunun henüz taarruzu hazır olmadığını bir kez daha görmüş olacak. Evet Kütahya Eskişehir Savaşı'na bakacak olursa Türk ordusu bir kez daha savunma yapıyor. Maalesef bu savaşı kaybedeceğiz. Neden? Bakın arkadaşlar Yunanlara sürekli takviye geliyor. T takviye askerler, silahlar geliyor. Yunanların arkasında kim var? Dünyanın en güçlü devleti İngiltere var. Türk ordusu sürekli takviye gelmiyor. O yüzden arkadaşlar birinci savaşını yapan bu askerimiz. İkinci savaşını yapan yine bu askerimiz. E Kütahya Eskişehir Savaşı'nı yapan yine aynı askerimiz ya. Askerlerimiz yorgun, yaralı, e, eksiğimiz var, şehitlerimiz var. O yüzden Kütahya Eskişehir Savaşı'nı maalesef kaybettik. Düzenli ordunun kaybettiği ilk ve tek savaş arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ordu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiştir. Amaç zaman kazanmak. Amaç yaralarını tedavi ettirmek. Amaç takviye birliklerin gelmesini sağlamak arkadaşlar. Unutmayın Mustafa Kemal'in emriyle ordu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilmiştir. Ve mecliste sürekli tartışmalar çıkacak. Çünkü arkadaşlar düşmanın top sesleri Ankara Polatlı'dan duyuluyor. Ankara Polatlı'dan düşmanın sesleri duyuluyor. Ve mecliste çok büyük tartışmalar çıkacak. Gelin bu meclisin yerini Ankara'dan Kayseri'ye taşıyamayacaklar. Bunu üzerine Mustafa Kemal Türkiye hayır. Meclisin yeri Ankara olacak. Bana 3 aylığına, 3 aylığına tüm yetkileri verin. Önümüzdeki savaşları ben yapacağım diyor. Ordunun başına ben geçeceğim, ben yapacağım diyor. Bunun üzerine arkadaşlar 3 ayda başkomutanlık kanunu çıkarıldı ve Mustafa Kemal askerlik mesleğine geri geldi. Şimdi siz diyeceksiniz ki hocam Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e neden tüm yetkiyi verdi? Halbuki meclis içerisinde Mustafa Kemal'i sevmeyenler de var, çekemeyenler de var. Evet. Evet, haklısın. Fakat dediler ki nasıl olsa Mustafa eline yüzüne bulaştıracak. Nasıl olsa kaybedecek. En iyisi tüm yetkiyi verelim. Savaşı kaybetsin. Bize diyelim ki Mustafa'cığım savaş kaybettin. her yenilginin bir faturası var. Diyerek Mustafa'yı Anadolu'dan şutlarız. Böylece ondan kurtulmuş olur diyecekler. Ve arkadaşlar tüm yetkileri Mustafa Kemal 3 aylığına alacak. Neden sınırsız yetki almadı da 3 aylığına yetki aldı? Çünkü Mustafa Kemal diyor ki ben monarşi istemiyorum. Ben diyor padişah değilim. Ben kral değilim kardeşim. Üç ayla bana bu yetkileri verin. Daha sonra benden bu yetkileri alın diyecek. Burada Mustafa Kemal halkın egemenliğine saygılı olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Mustafa Kemal askerlik mesleğine ne zaman geri dönmüş? Kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra Sakarya Meydan Muharebesi'nden önce askerlik mesleğine geri geldi. Fransa ateşkes teklifini geri çekti. Yani diyor ki savaşmaya devam. İtalya Anadolu'yu boşaltmaktan vazgeçti. Savaşmaya devam ediyorlar. Güzel oradan Kuvayi Milliye geri dönülmesi konusunda tartışmalar yaşanmaya başladı. Ve Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçları karşılamak adına tekalif milli emirleri çıkarıldı arkadaşlar. Tekalifi milli emirleri ordunun kıyafet ve yiyecek ihtiyacını karşılamak için çıkarılmıştır. Unutma. Tekalifi milli emirleri unutmayın. Türk halkının birlik ve beraber içerisinde hareket ettiğini görmekteyiz yine tekrar etme birlik ve beraberliği vurguluyorsa milliyetçilik duygusuyla hareket edildiğini unutmayacaksın. Sorulur. Peki hocam Kütahya Eskişehir Savaşı yapıyorken Mustafa Kemal ne yapıyordu Ankara'da? Marif Kongresi toplamıştı. Marif Kongresi eğitim kongresidir. Hocam ordumuz orada savaşıyor. Mustafa Kemal burada Marif Kongresi mi düzenliyor? Evet. Mustafa Kemal diyor ki biz sadece cephede savaşmıyoruz. Aynı zamanda cephenin gerisinde Cahillikle, cehaletle savaşıyoruz diyor. Evet. Bu Mustafa Kemal'in eğitime önem verdiğini gösterir. Unutma. Tekalif milli emirleri için istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Kim tekalif milli emirlerine karşı gelirse, kim orduya bir şey bağışlamak istemezse istiklal mahkemelerine yargılanacak. Evet geliyoruz Sakarya Melham Muharebesi'ne. Bakın bu savaşın diğer adı Suvalar Savaşı Melhame-i Kübra yani Büyük Kıyım olarak geçer. Dikkat et bu savaş top yakın bir savaş arkadaşlar. Neden? Kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk herkesin elini taşın altına koyduğu bir savaş arkadaşlar. O yüzden dikkat et. Top yakın savaş neyi kastediyor? Tekalifi milliyenini kastediyor. Savaşın yapıldığı mevki Doğa Tepe'dir. Türk ordusunun son savunma savaşı Sakarya Meydan Muharebesi'dir. 1683 2. Viyana Kuşatması'ndan 1921 Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuna kadar Türk ordusu sürekli savunma, savunma, savunma yaptı. Artık bu bizim son savunma savaşımız arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal ordunun başına geçince Türk ordusu adeta çıldırıyor. Adeta çıldırıyor. Diyor ki eğer başımızda Mustafa Kemal varsa biz bu savaşı kesinlikle kazanırız. Mustafa Kemal 31 Mart'ta karşısında başarılı olmadı mı? Oldu. Trabzgar Savaşı'na başarılı olmadı mı? Oldu. Çanakkale'de, Kafkas cephesinde Başarılı olmadı mı? Oldu. Adamın her gittiği yerde başarı var. O yüzden Mustafa Kemal bu savaşı kesinlikle kazanacak diye bir inanç var. Mustafa Kemal'den gelen emirleri bekliyor. Emir verse de şu Yunanlarına azat yürürsek diyerekten Türk ordusu adeta çıldırıyor. Ve Mustafa Kemal atıyla ordu önüne geçiyor ve diyor ki Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça asla terk edilemez. Diyerek bu söz söylüyor. Zaten Türk ordusu gaza gelmiş. Allahu Ekber diyerekten bir vuruyoruz. Batı cephesine bir vuruyoruz. Güney cephesinden ses geliyor. Evet. Batı cephesinden vuruyoruz. Güney cephesinden ses geliyor arkadaşlar. Fransa ne diyor? Biz çekiliyoruz. Biz çekiliyoruz tekrar. Ne alaka hocam? Biz Batı cephesinde Yunanlara vuruyoruz. Güney cephesindeki Fransızlar ne alaka? İşte Fransa diyor ki eyvah diyor eyvah. Sakarya'da Yunanlar yani İngilizler kaybetti. Ulan İngilizler savaş kaybetti ise bu Türk os bizim içimizden geçer. Diyerek ne yapacak? Direkt çekilecek. Fransa diyor ki karşımızda düzenli ordu yok. Karşımıza Türklerin kadınları var ihtiyaları var diyor. Eğer karşıda düzenli ordu olsa içimizden geçer. O yüzden biz canımız sokakta bulmadık kardeşim. Biz çekiliyoruz diyecekler. Evet Sakarya Milan Muharebesi'nden sonra Fransızlar Güney Cephesi'ni boşaltmak isteyecek. 1921 Ankara Anlaşması'yla Fransa Güney Cephesi'ni boşaltıyor. Dikkat. 1921 Ankara Anlaşması'yla Hatay sınırlarımızın dışında kalacak. Böylece Misak Amir'den ikinci taviz Hatay'dır arkadaşlar. Unutmayın. Hatay Fransız mandasındaki Suriye bırakılmıştır. Süleyman Şah'ın mezarının bulunduğu Caber Kalesi Türk toprağı sayılacak arkadaşlar. Mustafa Kemal başarısından dolayı Gazi ünvanını ve Mareşalik rütbesini almıştır. Dikkat et. İngiltere ile esir mübadelesi anlaşması yapıldı. İngiltere ateş kes bulunuyor. Ateşi kesin, ateşi kesin diyerekten. Çünkü Rumlar <laughs> öyle bir bozuna uğradılar ki arkadaşlar kimsi çil yavrusu gibi daldı. Silahını atan kaçıyor. Ukrayna ile dostluk anlaşması imzalandı. İtalya Anadolu'dan tamamen çekilmiştir. Kars anlaşması imzalandı. Kars anlaşması Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan ile yapılmıştır. Ve doğu sınırımızı kesin olarak çizen, kesin olarak kapatan anlaşma nedir? Kars anlaşması arkadaşlar. Güney cephesini kapatan anlaşma 1921 Ankara anlaşmasıdır. İkinci taviz Hatay'dır. Unutma. Böylece Ankara anlaşmasıyla TV'nin siyasi varlığını kabul eden İlk itilaf devleti Fransa'dır. O zaman şöyle bir sayalım sizinle beraber. Tevbe-i tanıyan ilk devlet Ermenistan. İlk itilaf devleti Fransa. İlk büyük Avrupa devleti Rusya. Peki ilk Müslüman devlet Afganistan. İki tane notumuz var arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa'dır. İtalya ve Fransa'nın bırakmış olduğu silahlar büyük taarruza Türk ordusu tarafından kullanılmıştır. Doğu sınırımızın çizilmesinde etki olan anlaşmalar nelerdir? Gümrü Anlaşması, Batum Anlaşması, Moskova Anlaşması ve Kars Anlaşmaları arkadaşlar. Sırasıyla bunları bilmemizde fayda var. Dikkat! İlk kapatan neydi? Doğu cephesinin ilk kapatan Gümrü Anlaşması'ydı. Son halini veren ise Kars Anlaşması'dır. İtiraf devletleri 1. İnönü ve Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne barış önerisinde bulunmuşlar. Bakın barış teklifini hangi savaşlar sonrası yapmışlardır diye ÖSYM e sormuş geçmiş yıllarda. Öncül veriyor genelde 1 2 3 4 diye. Dikkat et. Birinci önü ve Sakarya Meydan Muharebesi. Ve geliyoruz son savaşımız Büyük Taarruz. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Rum Sındığı Savaşı, Yurt Kurtaran Savaşı olarak geçmektedir. Evet Mustafa Kemal Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diyor ki düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakamazdı bunun için bırakmadım, bırakamam, bırakmayacağım sözüyle kararlı olduğunu, savaşı kazanacağına bir kez daha inancı var ve bu savaş için büyük hazırlıklar yapacağız. 11 ay boyunca bakın 1 yıla yakın yani 11 ay boyunca hazırlıklar yapıyoruz ve tekalifi milli emirleri tekrar çıkarılacak. Ordunun ihtiyaçları karşılanıyor. İtalya Fransa'nın bıraktığı silahlar cepheye taşınacak ve başkomutanlık süresi süresiz bir şekilde uzatılacak. Yeter ki vatanı kurtar diyerekten Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisinin süresini uzatacak süresiz bir şekilde. Mustafa Kemal bu hazırlıkları yaparken şu söz söylüyor. Diyor ki yarım hazırlıkla yarım tedbirlerle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha kötüdür demiştir. Evet. Yani burada hazırlıkların ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Ve Mustafa Kemal her şeyi hazırladı. Ordunun başına geçti. Atını şaha kaldırır ve ordular. İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İyileri sözüyle Türk ordusunu öyle bir gaza getiriyor arkadaşlar. Türk ordusu Batı cephesindeki Rumlara bir vuruyor. Hepsi çil yavrusu gibi dağılıyor hepsi. Silahını atan denize atlayıp kaçıyor. Ve sosyal medyada geyikler dönüyor ya böyle muhabbet dönüyor ya bugün Rumlar yüzmesini biliyorsa Mustafa Kemal'e borçlar diye gerçekten de Rumlar yüzmesini büyük tarzda öğrenmişlerdir. Sonuçlara bakacak olursak bir Yunanlardan temizlendi. Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır. Yunan komutan General Trikopis esir almıştır. Önemli. İngiltere Başbakanı Lloyd George hükümeti istifa etmiştir. Fevzi Çakmak'a Mareşallik rütbesi verilmiştir. Peki Mustafa Kemal Maraşalı kutbesini ne zaman almıştı? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra. Fevzi Çakmak ne zaman aldı? Büyük taarruzdan sonra. Evet. Büyük taarruzdan sonra Mudanya Ateşkes Anlaşması'ndan önce büyük bir kriz yaşanacak. Nedir bu? Çanakkale krizi. Türk ordusu 9 Eylül 1920'de İzmir'i Yunan işgalinden kurtarıyor. Ordu rotayı çevirmiş Çanakkale üzerinden İstanbul'a doğru hareket etmek istiyor. İngilizler panik yaparlar. Avrupa'dan bir destek göremez. Bunun üzerine Türklerle İngilizler karşı karşıya gelirler. Çanakkale krizi sonrası İngilizler ne yapacak? Tamam diyecek. Tamam sakin olun. Ateşkes yapalım. Bunun üzerine Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanır. Değerli arkadaşlarım 11 Ekim 1920 tarihinde Mudanya Ateşkes Anlaşması imzalanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına İsmet İnönü katılmıştır. Unutmayın diğerlerinin komutanları bilmek zorundayız. Özellikle AYT ve KPS öğrencileri mutlaka buna dikkat etsin. İngiltere adına General Harrington, Fransa adına General Carpi, İtalya adına General Monbelli katılmıştır. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na kim katılmamıştır? Yunanistan katılmamıştır. O gemide bekliyor, dışarıda bekliyor gemide. Kim bu? Yunan General Mazrakis gemide bekliyor. Yunanistan temsilen kim katılmıştır diye soracak olursa tabii ki İngiltere katılmıştır arkadaşlar. Mudanya Ateş Savaşı'nın maddelerine bakacak olursak Türk-Yunan Savaşı sona erecek. Yunanlar 15 gün içerisinde Doğu Trakya'dan çekilecek ve Refetbele Bele Trakya Yüksek Komiseri sıfatıyla Doğu Trakya'yı geri almıştır arkadaşlar. Unutmayın bu soruya genelde İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'ne bırakılacak. Böylece İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmasıyla Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Fiilen Mondros Ateş Anlaşması sona erdi. Hukuken Mudanya Ateş Anlaşması sona ermiştir. 3 tane notumuz var. Doğu Trakya ve İstanbul savaş yapılmadan kurtarıldı. Savaş yapılmadan alınan yerler nerelerdir diye sormuş. 1, 2, 3, 4 diye öncül vermiş. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar'dır. Bir başka sınav sorusu ise şudur arkadaşlar. Hangi yeri savaş yapılmadan kurtarılmıştır? Yine öncül vermiş. Batı Trakya, İstanbul Boğazlar. Sakın Trakya diye atlama hemen. Batı Trakya değil arkadaşlar. Doğu Trakya. Aman dikkat et ha. Aman. Milli mücadelenin askeri safhası sona erdi. Diplomasi safhası. Siyasi anlaşmaların başlayacağı safha başlamıştır arkadaşlar. İsmet İnönü'nün buradaki başarısı ileride Lozan Barış Konferansı'na da gönderilmesini sağlamıştır. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldıracak. Şimdi bakıyoruz. İtilaf Tetleri Lozan Barış Anlaşması'na hem İstanbul Hükümeti'ni hem de Tevbe Hükümeti'ni birlikte davet etmiştir. Lozan Barış Anlaşması'na ikilik yaşanmasın. Lozan'a sadece bizi çağırsınlar. Sadece biz gidelim diyerek Lozan Barış Anlaşması öncesi saltanatı kaldırıyoruz arkadaşlar. 2. Ulusal egemenliğin önündeki en büyük engel saltanattır. Bu yüzden kaldıracağız. Böylece saltanın kaldırılmasıyla Osmanlı Devleti son nefesini veriyor. Mesela resmen sona ermiştir. Evet. 623 yıllık devlet resmen ne zaman sona erdi? Saltanatın kaldırılmasıyla. Son sadrazam Tevfik Paşa hükümeti istifa etmiştir. Son Osmanlı Sultanı Vahdettin ülkeyi terk ediyor arkadaşlar. Avrupa'ya gidiyor. Daha sonra arkadaşlar bugün mezar nerede? Suriye'dir Vahdet'in Mezarı. Lozan'a ikili çıkması engellendi. Birinci tevbenin yapmış olduğu tek inkılap saltanatın kaldırılmasıdır. Unutmayın. Layıklık yolunda atılan ilk adım saltanatın kaldırılmasıdır. Bunu ÖSYM çok sordu. Yine ileride sizinle beraber inkılaplar işlerken göreceğiz. Devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkmıştır. Yani insanlar diyor ki tam kardeşim Osmanlı kaldırıldı. Eyvallah. İyi de şu an başımıza kim var? Bizim başkanımız kim? Şu an biz hangi sistemle yönetiliyoruz? Yönetim biçimimiz ne? Bu yüzden devlet başkanlığı ve rejim sorunu ortaya çıkmıştır. 1 Kasım günü hakimiyeti milliye bayram olarak kabul edilmiştir arkadaşlarım. Evet arkadaşlar Osmanlı fiilen, hukuken ve resmen sona erdiğini ÖSYM e sorar. Dikkat et. Fiilen Mondros Ateşkes Anlaşması, hukuken Mudanya Ateşkes Anlaşması ve resmen 1 Kasım 1922 sağ altının kaldırılmasıyla Osmanlı son nefesini vermiştir. Dikkat et. Ve geliyoruz Lozan Barış Anlaşması'na. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Anlaşması yapılacak. Arkadaşlar İsviçre'nin Lozan kentinde yapılmıştır. Lozan Barış Anlaşması'na İsmet İnönü, Hasan Saka ve Doktor Rıza Nur katılmıştır. Türk tarafı bu anlaşmanın İzmir'e toplanmasını istemiştir. Neden? Çünkü Yunanların yapmış olduğu tahribatı Avrupa devletler görsünler, görsünler ki ona göre maddeler şekillensin istedik. Fakat İngiltere, İngiltere bunu kabul etmemiştir arkadaşlar. Lozan'ı imzalaması için heyet gönderen birinci tevmedir, onaylayan ise ikinci tevmedir. Bunlar sorulur. Mustafa Kemal'in kesinlikle taviz verilmemesini istediği iki konu var: bir Ermeni sorunu, iki Kapgöl arkadaşlar. Boğazlar meselesi için katılan iki tane devlet var. Sovyet Rusya ve Bulgaristan arkadaşlar. Dikkat et bunlar hem AYT hem de KPSS'de devamlı sorulmuş. Gözlemci olarak katılan devlet ise Amerika'dır. Mustafa Kemal İsmet'i sıkı sıkı tembihliyor. Bak İsmet. Lozan'a gittiğinde şu iki konu hakkında asla taviz vermeyeceksin. Ermeni sorunu ve kapitalasyon konusunda asla taviz vermeyeceksin. Eğer kabul etmezlerse hiç dinleme çık gel bunun üzerine İsmet İnönü gider ve arkadaşlar masaya oturur. Başlıyor maddeleri saymaya tak 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 sayıyor. Bu kaptansalar Ervin sorunlarını dile getirince itiraf ettiler. özel İngiltere, Fransa gibi devletler teklif gösterecek asla kabul etmeyi asla. Bunun üzerine İsmet İnönü diyor ki madem dediklerini kabul etmiyorsunuz o halde ben Lozan'ı terk ediyorum. Kendi kendinizi yapın bu anlaşmayı. İsmet İnönü Lozan'ı terk eder Anadolu'ya gelir. E, biz olmadan o anlaşma yapılamaz. Böylece arkadaşlar Lozan'a ara veriliyor. Lozan'a ara verilince ülkemizde yaşanan gelişmeler var. Bir takım gelişmeler var. Nelerdir bunlar? İzmir İktisat Kongresi olacak. İleride detaylı olarak işleyeceğim ben size. İkinci sevme göreve başlıyor. Yani seçimler yapılmış. Birinci tevhime gitti. Yerine ikinci tevhime geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile Chester planı görüşülmüştür arkadaşlarım. Avrupa Hazretleri diyor ki bak bekliyorlar şöyle birkaç gün geçiyor aradan. İngiltere diyor ki tamam lan, diyecek. Gelin gel. Lozan'ı tekrar görüşelim. Bunun üzerine İsmet tekrar gider. Ve söylediği ilk şey şu. Kapkağı kaldırılacak ve Ermeni sorunu çözecek. Tamam ulan diyecekler. Ve böylece İsmet'in şartlarını kabul ediyorlar. Evet. Maddelere bakacak olursak. Bir, sınırlar çizilmiştir. Hocam, Suriye sınırı 1921 Ankara çizilmişti. Hatay sınırlarımızın dışında kalmıştı. Misak-ı verilen ikinci taviz hatırlarsanız. Ve bu anlaşmalar Süleyman Şah'ın mezarı Türk toprağı sayılmıştır. Bugün hala Süleyman Şah'ın mezarında aynı anıt kabirde olduğu gibi nöbetçi askerler var. Orada 724 nöbet tutuluyor. Irak sınırı Lozan'la çözülemeyen tek sorun arkadaşlar, tek konudur. Musu sorun diye geçer. Dikkat edin, ileride görüşeceğiz yine. Batı sınırı Yunanistan ile Mudanya, Bulgaristan ile İstanbul anlaşmaları esas alınmıştır. Yani Meriç Nehri sınır kabul ediliyor arkadaşlar. Doğu sınırı Kars Anlaşması esas alındı. İran sınırı ise 1639 Kastır Şirin Anlaşması geçerli kabul edilmiştir. Türkiye'nin en eski sınırı İran sınırıdır. Dikkat et. Adalar. Kıbrıs İngiltere'ye bırakıldı. 12 ada İtalya'ya bırakıldı. Ege Adaları Yunanistan'a. Gökçeada ve Bozcaada Türkiye'ye bırakılmıştır. Kaptasyolar tamamen kaldırıldı ve böylece bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmıştır. Azınlıklar, azınlıkların tamamı ülkemizdeki Rumlar, Ermeniler, Fransızlar ya da Araplar hiç fark etmez. Ülkemizdeki tüm azınlıklar Türk vatandaşı sayılmıştır. Böylece dış ülkelerin, yabancı devletlerin içlerimize karışması engellenmiştir. Nüfus mübadelesi diğer ismiyle etabli sorun diye geçer. Bakın arkadaşlar İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler muaf tutuldu. Yunanistan'da yaşayan Türkler Anadolu'ya, Anadolu'daki Rumlar Yunanistan'a göç edecek. Muaf tutulan iki bölge var. İstanbul'daki Rumlar ile Batı Trakya'daki Türkler muaf tutulmuştur. Boğazlar. Boğazlar bir komisyona bırakılacak ve bu komisyonun başkanı Türk olacaktır arkadaşlar. Dikkat et. Sevr anlaşması nasıldı? Sevr anlaşmasında boğazlar bir komisyona bırakılacak. Fakat bu komisyona Türk üye bulunmayacak demişlerdi. Burada ise bir komisyona bırakılıyor. Fakat bu komisyonun başkanı Türk olacak. Evet savaş tazminatı. Yunanistan savaş tazminatı olarak kara ağaçı Türkiye'ye vermiştir. Arkadaşlar bize küçük bir kasaba veriyor. Nah şu kadarcık bir kasaba veriyorlar. Eğer savaşı onlar kazansaydı savaş tazminatı olarak nereyi isteyecekler biliyor musunuz? Ege bölgesinin tamamını isteyeceklerdi. Biz kazandık. Bize savaş tazminatı olarak nah küçük bir kasana veriyorlar, Nah şu kadarcık. Evet Osmanlı borçları. Osmanlı ayrılan ve yeni kurulan devletlerle Türkiye arasında paylaştırılmıştır bu borç. Ve Duyun Umviye İdaresi diğer ismiyle Genel Borçlar İdaresi kaldırılmıştır. Borcumuz Türk lirası ve Fransız frankı üzerinden ödenmesi kabul edilmiştir. İşte burada, burada biz diyoruz ya biz Kafkasların, Balkanların, Kuzey Afrika'nın, Suudi Arabistan'ın borcunu asla ödemeyiz. Bunlar bizden ayrıldı. Biz üzerimize düşen borcu veririz diyerekten burada arkadaşlar borçlar ne yapıldı? Taksitlere bölündü ve Adnan Menderes dönemine kadar Osmanlı devleti taksit ödemiştir. 9. Yabancı okullar. Bakın yabancı okullar bir iç sorun kabul edilmiştir. Biz bu yabancı okulları dışarıda görüşmeyiz kardeşim diyerek yabancı okullar bir iç mesele kabul edilmiş. Ve Fransa ile biz ileride büyük bir sorun yaşayacağız. İleride işleyeceğim detaylı olarak. Patrikhane. Bakın Fener Rum Patrikhanesi diye geçer. Amacımız İstanbul'daki Patrikhane'yi dışarı çıkarmaktı. Fakat tüm ısrarlarına rağmen İstanbul dışına çıkarılamamıştır. Evet, İstanbul'un boşaltılması. 45 gün içerisinde boşaltılması kararı alındı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edecek. Evet notlarımız var arkadaşlarım burada. Dünya yeni Türk devletinin bağımsızlığını tanımıştır. sömürlen milletlere örnek olmuştur. Lozan Barış Anlaşması sömürge altında yaşayan milletlere örnek olmuştur. Eğer Türk milleti küllerinden ayağa kalkmışsa bağımsızlığını elde ettiyse biz de yaparız kardeşim diyerek sömürge altında yaşayan milletlere örnek olmuştur. Mustafa Kemal'in meşhur bir sözü var arkadaşlar. Yine Lo Lozan'la alakalı. Bu anlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Anlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldırır bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir demiştir. Bu sözü hangi olay için söylemiştir diye sorabilir. Dikkat edin. İsmet İnönü'nün meşhur bir sözü var arkadaşlar. Efendiler çok ızdırap çektik çok kan akıttık bütün medeni milletler gibi hürriyetle istikbal istiyoruz demiştir. Evet. evet, arkadaşlar sizlerle beraber Kurtuluş Savaşı'nı ele almış olduk. Emeğime karşılık videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. kalın.